Selam arkadaşlar, ben Efe ve bugün 1 2 3 Selam arkadaşlar, ben Efe ve bugün sizlerle beraber. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gurme Bir Efe'nin yeni videosunu çekiyorum. Bu serinin 3. videosu olacak. Gördüğünüz gibi karşımızda altın günü yemekleri var. Hepsini Ahmet'le birlikte tadacağım. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk Efe. Evet, dilerseniz başlayalım. Bunu yapacaksın yani, çok zor değil. Selam arkadaşlar, ben Efe ve bugün sizlerle beraber Gurme Bir Efe'nin yeni bölümündeyiz ve altın günü yemeklerini tadacağız. Evet, çok saçma bir içerik ama Gurme Bir Efe sebepsizce çok izleniyor. Belki bu da izlenir. Fazla uzatmak istemiyorum çünkü geldiğimden beri içerideki teyzelerin gitmesini bekliyordum. Artık gömme zamanı ve yine yanımda klasik Ahmet var. İlk başta çikolatalı pastamızdan başlıyoruz. Bir dakika, burayı bir böldüm. Çünkü girişte tam yapacağımız şeyi anlatamadım. İlk başta sadece yemeği düşünüyorduk. Fakat videonun çok boş olduğunu fark ettik. Bu yüzden bir kısmında soru cevap, bir kısmında da o mu bu mu challenge yaptık. Yani mukbang gibi bir şey oldu yine. Öyle yani, devam edebilirsiniz. Güzel bir video oldu. Hadi başlayalım. Ben şöyle bir alayım. Bence iyi. Fakat şu Hindistan cevizi çok gelmiş. Oğlum yiyeceğiz mi sadece? Mukbang yapacağız arkadaşlar. Şimdi Rus salatasını tadıyoruz bakalım. Ruski polovski. Rus salatası zaten favorimdir benim. Çok güzel. Güzel ha. Bu ne ya? Bu mu sadece? Bir şey yapalım bence. Videoya girmeden önce Ahmet sarmaların hepsini yedi. İki tane kalmış. Herkes bir tane yiyecek maalesef. Bu kimin pastası bu? Bu benim pastam. Bugün altın günü varmış. Ben de dedim. Neden bir şey yiyoruz? Şimdi pastalarını yiyeceğiz. Çilekli bir pasta var, onu yiyeceğiz. Favorim bu şu an. Ne yapalım? Sen hala alamadın mı bir dilim? Abi en sevdiğim olay var. Kimin çileği sisi bu? Abi niye böyle şey yaptın? Abi çok güzel bu ya. Videonun çok boş olduğunu fark ettik ve önceki Gurme Bir Efe'deki gelen cevaplamadığımız soruları cevaplayacağız. Kameramanımız soracak. Ay, ay ya. En sevdiğin yemek. Yok. Ha, pırasa. Hı? Pırasa ve brokoli. Şimdi o mu bu mu yapacağız? Çünkü yani videoda bir şey bulamadık. Mukbang yapsak olmaz. Hayır, ya öf. Şey ömür boyunca sadece Facebook kullanmak mı yoksa sadece Twitter kullanmak mı? Facebook. 50 piranayla dolu bir havuz mu yoksa kocaman bir köpek balığının olduğu bir deniz mi? Köpek balığı. Deniz fazla zaten. 50 pirana çok acı çektirir. Köpek balığı direkt tek hamle eder. O yüzden köpek balığı. Sonsuza kadar kuru köpek maması yemek mi yoksa sonsuza kadar ıslak kedi maması yemek mi? Kuru köpek maması. Islak kedi maması. Niye? Ne bileyim, farklı olsun. Sonsuza kadar doğruyu söylemek zorunda kalmak mı yoksa hep yalan söylemek mi? Doğru. Yalan bence. Vay. Doğru bence de. Yalan. Helal be Elif. Ahmet'e bakınca zaten öyle bir cevap vereceği çok belli değil mi? Bir daha hiç internete girmemek mi yoksa bir daha hiç yaşadığın şehrin dışına çıkmamak mı? Zaten çıkmıyorum, o yüzden şehrin dışına çıkmamak. Ya yapma, dur yeme. Hayır. Hayat boyu favori restorandan beleş yemek mi yoksa hayat boyu beleş akaryakıt mı? Akaryakıt tabii ki de. Evet, akaryakıt. Bu neli ya? Peynir mi? Kaşar. Bir daha gördüğün şeyi unutmamak mı yoksa unutmak istediğin bir şeyi anında unutmak mı? Görmediğin şeyi, gördüğün şeyi unutmamak. Ama bazı kötü şeyler de görebilirsin. Gördüğüm şeyi ama unutmak iyi şeyler daha. Ya bir şey unutmak istiyorum, hemen unutuyorum. Unutmak istediğimi unutmak. Gördüğümü unutmamak. Size aylık 20 bin lira maaş evet. Verilse. Evet. Suriye'de evet. Çalışmayı düşünür müydünüz? Evet. Toplum baskısı, dini kurallar ve cezalar olmasaydı adam öldürür müsünüz? Tabii ki de. Evet. 200 bin lira verseler hamam böceği, kurtçuk, tırtıl, pişmiş fare eti ve örümcekten oluşan kokteyl tabağını yer miyim? Hayır. Ahmet yer. Yerim abi, 200 bin lira çok. Lahmacun mu pizza mı? Lahmacun. Lahmacun. Künefe mi? Künefe çünkü ismi geçiyor. Mı? Künefe. Yok baklava. Güzel olup fakir olmak mı? Zengin olup çirkin olmak mı? Zengin olup çirkin olmak. Kesinlikle. Zenginsen kendini güzelleştirebilirsin. Zaman makinesi icat
olmuş diyelim. Orada yazmıyor mu? Evet. Yanlış zaman mı makinesi icat olmuş diyelim. Peki sen geleceğe mi gidersin yoksa geçmişe mi? Geçmişe tabii ki. Niye abi? Geleceğe giden maldır net. Ben geleceğe giderim. Ben böyle ben... Atatürk'ü falan görürdüm. Böyle savaşa giderim. Aa evet ben de geçmişe giderim. Gerçi bir dakika geleceğe gitmek de çok şey ki. O zamanki teknolojilerin hepsini öne sürdüm. Ama geleceği illa gelecek gelecek. Gelecek her türlü gelecek. Ama geçmiş bile gelmeyecek. Gitmiş. Onu çok güzel söyledi kral. Alkış! Oğuz'un Nur kadar ekibimiz olmadığı için alttan Ahmet de alkışladı bu arada. Keşke söylemeseydim. Tüm karizman gitti. İş yerinde 5 kişi çalışıyorsunuz. Evet. Patron dördümüze gelip işe en son alınan 5. arkadaşını çıkarmayı düşündüğünü ya da herkesin günde 2 saat daha fazla çalışması gerektiğini söyledi. Hangisini tercih edersiniz? 2 saat fazla çalışmayı mı yoksa arkadaşın işten çıkarılması mı? Arkadaşımın işten çıkarılması. Bence vicdanlı Ahmet. Özetay. 2 saat. Vay be gerçek dost. Yanan bir eve giriyorsunuz. Hı. Bir odada kedi var, bir odada insan var. Hangisini kurtardınız? Çok zor be. İnsan. Ben kediyi kurtardım. Niye? Görsel etkili çok tatlı. Ama insana da yazık. Ben buna cevap vermek istemiyorum ya. Pas. Evet o kedi olsa ben de kediyi kurtardım. Ramp aşağı giden bir kamyonu sürerken frenler patladı. Hı. Aracı durduramıyorsunuz. Durdurmak için iki şansınız var. Önünde 6 yaşında çocuk olan bir arabaya vurmak ya da önünde 5 tane 60 yaşında adamın olduğu bir arabaya vurmak. Ya ne uç noktalar bunlar? İki durumda da insanlar ölüyor. Hangisi? Bence bu soruyu atlayalım. Devam. Bir kameramansın. Aha. Kameraman profesyonel kameraman Ahmet. Birinin yerde yatan bir adama tekme attığını sadece sen görüyorsun. Ne yaparsın? Hemen engellerim. Yani müdahale ederim. Hı. Ya da haber değeri olduğu için kameraya çekerim. Tabii ki de engellerim ya. İlk önce kamerayı bir yere yaslarım, video çekerim, sonra müdahale ederim. Sen bu videoda neden bu kadar zekisin ya? Sana iftira atıldı. Evet. Ve 3 yıl hapis cezası yedin. Hı. Sana iki seçenek sunuldu. Ya 3 yıl boyunca sınırsız internet kullanabileceksin. Ya da yakınların seni her gün 1 saat görmeye gelebilecek. Hangisini tercih edersin? İnternet. Çünkü internetten yakınlarımla mesajlaşırım. FaceTime yapar. Evet mantıklı. Ben de öyle diyorum. Ben de hep iki seçeneği karıştırıyorum böyle. Ortasına şey yapıyorum. Cevap veriyorum. Yani internette ailemizi mi tercih ettik biz şimdi? Hayır. Bak internetten görüntülü konuşacaksın. 100 lira karşılığında içinde hastalık, mikrop, vs. bir şey barındırmayan çamur yer misin? İçinde pislik yok yani. Kaç lira verecek lan? Hayır. Hayır. 100 lira beni kesmez. 5000 lira karşılığında. 1000 olsa yeter bana. Doğru yanlış sorulara. Ben gözüküyorum değil mi? Hayır sor. Aynı yere 2 defa yıldırım düşmez. Evet. Düşer doğru. Yanlış. Doğru. Yanlış. Hadi be. Eğer bir toprak solucanını ortadan ikiye keserseniz iki parçada kendini tamamlar. Ne? Bir tane toprak solucanı var. Evet kesinlikle evet. Harbi dinle. Bir tane toprak solucanı ikiye bölüyorsun. İki parçadan da yeni bir şey mi oluşur? Evet. Sen de mi? Hayır. Evet. Hayır. Hayır yeni doğuyor oğlum. Sadece bir tanesi kendine. Saçmalama. Sadece bir tanesi kendine. Ahmet istiyorsan böyle yapalım sen ortada dur direkt. Bir insan burnu. Evet arkadaşlar kameranın şarjı bitti. Videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çok boş bir video oldu. Bilmiyorum eğer beğendiysem atmışımdır zaten. İzliyorsunuz şu an. Çok mantıklı. Bu arada biraz da hastayım. Sesim garip çıktıysa aynen. Kusura bakmayın. İyi niyetli dualarınızı bekliyoruz. Eğer beğendiyseniz like atın. Ki büyük ihtimal beğenmemişsinizdir. Zaten buraya kadar izlediyseniz çok boş yaptık. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.